Romanımızın adı Şato. Yazar Franz Kafka. Çeviren Orhan Tekin. Yayın evi Mavi Çatı Yayınları. 21. Bölüm. Olacağı önceden görülüp önlenemeyen şey sonunda gerçekleşmişti demek. Freda kendisini bırakıp gitmişti. Ama kesin değildi bu. Korkulacak bir şey yoktu belki, dönebilirdi geri. Freda yabancıların, hele yardımcı denen bu adamların kolay etkisi altında kalan bir kızdı. Yardımcılar, Freda'nın durumunu kendi durumlarına benzer görüp, kendileri işi bırakınca onun da aynı şeyi yapmasına ön ayak olmak istemişlerdi. Ama yeter ki karşısındakine geçip üstün taraflarını Freda'ya hatırlatsın ka. Yaptığına pişman Freda yine onun olacaktı. Hele Olga ile Amelia'yı ziyaret etmesini kendilerine borçlu olacağı bir başarıyla haklı göstersin, tamamdı o zaman. Ama Freda konusunda kendini yatıştırmak için kafasından geçirdiği bütün bu düşüncelere karşın gene de yatışmış değildi. Daha demin Olga'ya karşı Freda ile övünmüş, ondan biricik desteğim diye söz etmişti. Şimdi anlaşılıyordu ki bu destek hiç de pek sağlam değildi. Kaan'ın elinden Freda'yı kapmak için öyle güçlü bir kişi sayılmanın da gereği yoktu. Bu meymenetsiz yardımcı, kimi vakit sanki gereken canlılıktan yoksunmuş izlenimi bırakan bu et külçesi de el veriyordu aynı iş için. Jeremias o anda uzaklaşmaya başlamıştı. K seslenip çağırdı kendisini. Jeremias dedi. Bak, seninle uzun konuşacağım. Ama sen de bana bir soruyu açık yüreklilikle cevaplandıracaksın. Artık aramızda bir efendi uşak ilişkisi yok ve bundan sonra yalnız sen değil ben de memnun olacağım. Diyeceğim, birbirimizi ne diye aldatalım. Senin için yanıma aldığım sopayı işte gözünün önünde kırıp atıyorum. Senden korktuğumdan değil, seni ansızın ele geçirip sopayı üzerinde şöyle birkaç defa gezdirmek için seçmiştim bahçe yolunu. Eh, bana bunun için gücenme artık, hepsi geçti. Resmi makamların bana zorla kabul ettirdiği bir uşak değil, yalnızca tanıdık biri olsaydın, görüşünün bazen beni biraz rahatsız etse de gene seninle kuşkusuz pek güzel anlaşabilirdik. Yani bu bakımdan uğradığımız kayıpları şimdi yine giderebiliriz sanıyorum. Öyle mi dersin? Diye cevapladı yardımcı ve esneyerek yorgun gözlerini yumdu. Sana durumu uzun boylu anlatabilirdim ya, vaktim yok. Freda'ya gitmem gerekiyor. Yavrucuğum beni gözlüyor çünkü. Henüz işe başlamadı. Otelciyi kandırdım da Freda seni unutmak için olacak hemen işe sarılsın istiyordu. Kızcağız kendini gelmesi için biraz zaman verdi. Hiç değilse bu zamanı birlikte geçirmek istiyoruz. Senin önerine gelince elbet yalan söylemem için neden yok sana. Ama bir sır vermem için de yok. Senin hizmetinde çalıştığım süre elbet benim için pek önemliydin. Bir takım özelliklerinden ötürü değil, emrinde çalıştığım için. O vakit ne istersen yapardım. Ama şimdi umurumda değilsin. Sopayı kırıp atman da boş. Bana ne acımasızca efendilik ettiğini anımsatıyor. O kadar. Bu gibi şeyler gözümü korkutmaz benim. Hani öyle konuşuyorsun ki, dedi K, sanki sana asla artık dokunamayacağım kesin. Gel gelelim, hiç de sandığın gibi değil durum. Allah bilir o kadar çabuk kurtulamayacaksın elimden. Burada işler senin düşündüğün kadar çabuk yürümez. Bazen sandığından da çabuk, diye atıldı Jeremias. Bazen, dedi K. Ama bu kez öyle olduğunu gösteren hiçbir işaret yok. En azından ne senin elinde işin sona erdiğini bildiren resmi bir yazı var ne de benim. Demek gerekli işlemler daha bitirilmemiş. Üstelik ben şatodaki nüfuzumu da kullanmadım henüz. Ama kullanacağım. Bu işin senin aleyhinde sonuçlandığını düşün. O vakit efendinin gönlünü kazanmak için daha önceden pek bir hazırlık yapmamış sayılırsın. Hatta belki söğüt sopayı boşuna kırmış olacağım. Freda'yı elimden aldın almaya. Bu yüzden de ayranın adam akıllı kabardı. Ama şahsına karşı duyduğum bütün saygıya karşın senin bana bir saygın kalmamışsa bile ben yine duyuyorum sana bu saygıyı. Freda'ya yönelteceğim birkaç söz çok iyi biliyorum ki Freda'yı yakalamakta bir ağ gibi kullandığın yalan dolanları paramparça edecektir. Zaten yalan dolandan başkası da Freda'yı elimden almazdı. Ben bu tehditlere papuç bırakmam, dedi Jeremias. Beni yardımcı olarak hiç de yanında görmek istediğin yok senin. Yardımcı olarak benden korkuyorsun. Yardımcılardan genellikle korkuyorsun. Arthurcuğu da yalnız korktuğun için dövdün. Başka bir şey için değil. Olabilir, dedi K. Ama bundan dolayı daha az acı duymadı ya Arthur. Belki korkumu sözünü ettiğin yoldan sana karşı daha sık gösterebileceğim. Baktım ki yardımcılık pek hoşuna gitmiyor
seni buna zorlamayı kendim için bütün korkuların dışında bir zevk bileceğim. Ve hem bu kez seni Arthur'suz ele geçirmenin yoluna bakacağım. O zaman daha çok ilgilenebilirim seninle. Sanıyor musun? Dedi Jeremias. Bütün bunlar şuncacık gözümü korkutuyor benim. Sanıyorum ya, dedi Ka. Biraz korktuğun kesin ve akıllı birisin. Daha çok da korkarsın. Yoksa ne diye çekip Freda'ya gitmedin? Söylesene bakayım. Onu seviyor musun? Sevmek mi? Dedi Jeremias. İyi yürekli, akıllı bir kızcağız Freda. Klam'ın eski sevgilisi. Yani saygıdeğer bir kimse kuşkusuz. Bana durmadan kendisi senden kurtarmam için yalvarıp yakarıyorsa ne diye ondan bu iyiliği esirgeyeyim. Hele bu seni de üzmedikten sonra. Adı batası Barnabas ailesinin kızlarıyla nasıl olsa gönlünü avutuyorsun çünkü. Şimdi işte korktuğunu görüyorum, dedi Ka. Yürekler acısı bir korku. Benim yalan dolanlara gözümü boyamak istiyorsun. Oysa Freda'nın benden yapmamı rica ettiği tek şey var. Sizin gibi gemi azığa almış şehvet düşkünü yardımcı köpeklerin elinden kendisini kurtarma. Ne yazık ki şimdiye kadar Freda'nın bu ricasını eksiksiz yerine getirecek vakti bulamadım. İşi savsaklamanın sonuçlarını da şimdi görüyorum. O anda ''Kadastrocu bey, kadastrocu bey'' diye seslendi biri sokak içinden. Barnabas idi. Soluk soluğa geldi Barnabas. Ama ilkin Kaan'ın önünde eğilerek onu selamlamayı unutmadı. ''Başardım'' dedi ardından. ''Neyi başardın?'' diye sordu Ka. ''Ricamı Klam'a ilettin mi?'' ''Yapamadım'' dedi Barnabas. ''O kadar uğraştım, yapamadım. Ön taraflara doğru sokuldum. Bütün gün. Kimseden izin almadan kürsünün hemen dibinde dikildim. Öyle ki bir ara kendisine gölge ettiğim bir yazıcı beni bir kenara itti. Klam gözlerini kaldırdıkça yasak falan demeyerek elimi ileriye uzatıp kendisine haber vermek istedim orada bulunduğumu. Kalemde en son ben kaldım. Derken uşaklardan başka kimseyi göremedim çevremde. Bir ara Klam dönüp gelince yine sevindim. Ama benim için gelmemişti. Bir kitapta acele bir şeyler bakıp hemen yine gitti. Sonunda hala yerimden kımıldamadığımı gören odacı adeta beni süpürgeyle süpürüp kapı dışarı etti. Bütün bunları anlatıyorum ki gördüğüm işlerden yine hoşnutsuzluk duymayasın. Bir başarı sağlayamadıktan sonra Barnabas, dedi Ka. Harcadığın çaba kaç para eder benim için? Ama boşuna gitmedi çabalarım, dedi Barnabas. Benim kalemden çıktığım, benim kalem diyorum hani, baktım, upuzun koridorda beyin biri salına salına karşıya yaklaşıyor. Başka da görünürde kimseler kalmamış. Her taraf boşaltılmış. Çünkü hayli geç olmuştu vakit. Ben beyi beklemeyi karar verdim. Henüz oradan ayrılmayı hiç canım istemiyordu. Hem beyi de beklemeye değerdi. Erlan geldi gelen. Kendisini tanıyor musun? Klan baş sekreterlerinden biri. Çelimsiz, ufak tefek bir beydir. Biraz toparlayarak yürür. Hemen tanıdı beni. Belleğinin güçlülüğü ve insan sarraflığıyla ün yapmıştır. Kaşlarını şöyle bir çatsın yeter. Herkesi tanır. Tanıdıkları çokluk öyle kimselerdi ki onları daha önce asla görmemiştir. Yalnızca kendilerinden söz açıldığını duymuş ya da kendilerine ilişkin bir şey okumuştur. Hemen tanır. Tanır ya, ilkin sanki emin değilmiş gibi sorar. Sen Barnabas değil misin? Dedi bana. Sonra kadastrocu gelip beni bulsun. 15 numaralı odadayım. Ama hemen gelsin, anladın mı? Çünkü beyler otelinde bir iki kişiyle görüşüp sabah 5'te yine otelden ayrılacağım. Kendisiyle konuşmaya çok önem verdiğimi söyle. Ansızın bir koşu tutturdu Jeremias. Heyecandan Jeremias'a pek aldırmayan Barnabas sordu. Jeremias'a da ne oluyor böyle? Erlanger'e benden önce gidecek, dedi Ka. Ve durmayıp Jeremias'ın ardından seyirtti. Yakalayıp koluna girerek ''Birden ne oldu sana böyle?'' dedi. ''Freda'yı mı özledin yoksa? Ama ben de senden daha az özlemedim. Onun için birlikte uygun adım yürüyüp Freda'ya gideceğiz.'' Beyler Oteli karanlıktı. Önünde küçük bir kalabalık toplanmıştı. 2-3 kişinin feneri vardı elinde. Kimi yüzler seçilebiliyordu. K yalnızca bir tanıdığa rastladı. O da sürücü Gerstaker idi. ''Gerstaker, ne o, hala köyde misin?'' diyerek karşıladı K'yı. ''Evet'' dedi K. Buraya temelli geldim. Bana ne zaten canım, dedi Gerstaker ve sert sert öksürerek ötekilere döndü. Derken anlaşıldı ki herkes Erlanger'i beklemekteydi. Erlanger gelmişti ama henüz Momos'la görüşüyordu. İş sahiplerini daha sonra kabul edecekti. İçeride beklemesine izin verilmeyip dışarıda karda dikilmek zorunda bırakıldığından herkes söylenip duruyordu.
Hava pek soğuk sayılmazdı. Ama iş sahiplerini gecenin bu vakti belki saatlerce dışarıda bekletmek yine de saygısızlıktı. Bunda elbet Erlanger'in suçu yoktu. Erlanger hayli nazik bir adamdı. Ancak durumun farkında değildi pek. Kendisine haber verilmiş olsa kuşkusuz pek kızardı. Beyler Oteli sahibinin karısındaydı suç. Artık bir hastalığa dönüşen o kibarlık hevesiyle birden çok iş sahibinin aynı zamanda otele girmesine göz yummamak istememişti. İlle gelmeleri mi gerekiyor? Diyordu hep. Teker teker gelsinler Allah aşkına. Ve ilkin koridorda, ardından merdivende, sonra girişte, en sonunda da içki salonunda beklemelerine izin verilen iş sahiplerinin nihayet sürülüp büsbütün sokağa çıkarılmasını sağlamıştı. Bu bile gözüne yeter görünmemişti. Otelinde kendi deyimiyle boyuna abluka altında tutulmak çekilir şey değildi. Zaten iş sahipleri ne diye böyle gelip giderler bir türlü anlamıyordu. Bir defasında sorusu üzerine memurun biri Allah bilir kızgınlıkla "Otelin merdivenlerini pisletmek için." demişti de otelcinin karısının kafasına pek yatmıştı bu. İkide bir aynı sözü yinelemekten hoşlanıyor, otelin karşısında iş sahiplerinin bekleyebileceği bir ek binanın yapılmasına uğraşıyordu. Ve iş sahipleri de nihayet aynı isteği duymaya başlamışlardı. Bir de iş sahipleriyle konuşup görüşmeler ve sorgulamalar otel dışında yapılsa, hepsinden çok memnunluk duyacaktı otelcinin karısı. Ama memurlar buna karşı çıkıyordu. Memurlar da ciddi olarak karşı çıktı mı pek önemli sayılmayacak işlerde yorulmak bilmeyen, beri yandan kadınsı ince hamaratlığıyla otelde küçük çapta bir çeşit diktatörlük kurmuş olan otelcinin karısı kuşkusuz sözünü geçiremiyordu. İleride de görüşüp konuşma ve sorgulamaların otelde yapılmasına göz yumması gerekiyordu anlaşılan. Çünkü şatodaki beyler köydeki resmi işleri dolayısıyla otelden ayrılmaya yanaşmıyordu. Hep aceleciydi işleri beylerin. Ancak pek gönülsüz köye iniyor ve mutlaka gerektiğinden çok burada kalmak için bir istek duymuyorlardı. Dolayısıyla yalnızca otel rahat ve huzura kavuşacak diye onların zaman zaman yazı ve evraklarını alıp aradaki yolu geçerek bir başka binaya gitmeleri ve böylelikle zaman kaybetmeleri beklenemezdi. Hani memurların en hoşlandığı şey resmi işleri içki salonunda ya da yatmadan önce veya sabah fazla yorgunluktan kalmayarak biraz daha gerinip uzanmak istedikleri zaman yatakta görmekti. Oysa iş sahiplerinin bekleyeceği bir yerin yapılması sorunu olumlu bir çözüme kavuşur gibiydi. Tabii asıl bu işin bir sürü danışıp görüşmeleri gerektirmeseyi, dolayısıyla otel koridorlarının pek boşaldığı bir zamana rastlama işi, otelcinin karısını can evinden yaralayan bir cezaydı. Ve bu da biraz sağda solda gülüşmelere yol açıyordu. İşte bütün bunlar üzerine pek yüksek denemeyecek bir sesle konuşup duruyordu bekleyenler. Ortada hoşnutsuzluk uyandıracak yeterince neden varken yine de kimsenin ağzını açıp Erlanger'in kendisini gecenin bir vakti buraya çağırmasına bir şey söyleme işi Kaan'ın dikkatini çekti. Niçin böyle olduğunu sordu. Bu yüzden Erlanger'e pek minnettar kalmak bile gerektiği cevabını aldı. Erlanger'in aslında köye gelmesi bile iyi niyeti ve üstün görev anlayışının bir kanıtıymış. Çünkü isteseymiş, hatta belki yasalara daha uygun düşermiş, bu alt kademeden herhangi bir sekreterini yollar, tutanakları ona hazırlatırmış. Ama işte Erlanger çok vakit buna yanaşmaz, her şeyi kendi gözleriyle görmek, kendi kulağıyla işitmek istermiş. Gel gelelim bunun için de gecelerini feda etmek zorundaymış. Çünkü resmi çalışma planında köye inmeler için bir zaman öngörülmüyormuş. K. nihayet Klam'ın da gündüz köye gelip hatta pek çok gün burada kaldığını söyleyerek itirazda bulundu. Alt tarafı bir sekreterden başka şey sayılmayan Erlanger, şatoda Klam'dan daha mı vazgeçilmez biriydi? Oradakilerden birkaçı babacan güldü. Bazıları da şaşırmış, sustu. Sonuncular ağır bastı derken, böylelikle K'ya pek cevap veren çıkmadı. Yalnızca içlerinden biri çekine çekine elbette Klam'ın gerek şatoda gerek köyde vazgeçilmez biri sayılacağını belirtti. Derken kapı açıldı. Ellerinde lambalarla iki uşağın arasında Momus göründü. Sayın Sekreter Erlanger'in kabul edeceği ilk kişiler Grastecker ile K, dedi. Burada mı ikisi de? Grastecker ile K orada olduklarını söylediler. Ama daha önce Jeremias, ben buranın garsonuyum, deyip içeri süzüldü. Momus da gülümseyerek eliyle omzuna vurup onu karşıladı. Jeremias'ı daha çok göz altında tutmak gerekiyor diye düşündü K. kendi kendine. Öte yandan şato içinde aleyhinde çalışan Arthur'a göre Jeremias'ın belki çok daha zararlı biri sayılacağını unutmuyordu.
Hatta onların böyle başıboş dolaşmalarına ses çıkarmayıp özel bir yetenekleri olduğu görülen entrika peşinde serbestçe koşmalarına fırsat vermektense yardımcı olarak kahırlarını çekmek belki daha akıllıca bir şeydi. Tam Mamos'un önünden geçiyordu ki Mamos ancak o anda Kaan'ın kadastrocu olduğunu fark etmiş gibi yaptı. ''Vay, sayın kadastrocu!'' dedi. ''Sorgulanmaktan pek hoşlanmayan siz. Demek şimdi bir an önce sorgulanmak istiyorsunuz öyle mi? Ama o zaman benim tarafımdan sorgulansaydınız iş daha kolay olurdu. Doğru, elverişli sorgulamaları elverişsizlerden ayırmak güçtür.'' Ka bu söz üzerine durmak isteyince ''Yürüyün hadi yürüyün!'' diye ekledi. ''O vakit cevaplarınıza ihtiyacım vardı. Şimdi yok artık.'' Yine de Ka Momos'un davranışına içerlenmiş, ''Siz yalnız kendinizi düşünüyorsunuz.'' dedi. ''Ben yalnızca resmi makamlar öyle istiyor diye cevap vermem. Ne o zaman yaptım bunu, ne de şimdi yaparım.'' ''Kimi düşüneyim peki? Kim var burada başka? Yürüyün hadi, yürüyün.'' Girişte bir uşak karşıladı kendilerini. Ka'nın daha önceden bildiği yoldan götürülerek avludan geçirdi. Derken büyük kapıdan girip o alçacık ve biraz yamuk koridora geldiler. Yukarı katlarda besbelli üst kademeden memurlar kalıyor, sekreterlerin odaları ise bu koridorlarda bulunuyordu. Erlanger sekreter şeflerinden biriydi. Ama o da burada kalıyordu. Uşak elindeki feneri söndürdü. Çünkü koridor elektrik ışığıyla aydınlatılmıştı. Burada her şey küçük ama zarif bir biçimde yapılmıştı. Yararlanabileceğinden yararlanılmıştı yerlerden. Koridor ancak dik yürünebilecek bir yükseklikte tutulmuştu. Sağda solda adeta biri ötekisine bitişik kapılar görülüyor, yandaki duvarlar tavana kadar çıkmıyordu. Bu da herhalde havalandırma içindi. Çünkü görünürde odaların bu bir dehliz gibi uzayıp giden koridora açılan bir pencereleri yoktu. Tavanla iyice kavuşmayan duvarların sakıncası, gürültülü koridorlardaki seslerin ister istemez odalarından içeri sızmıştı. Odaların pek çoğunda kalanlar vardı anlaşılan. Ve çoğunda henüz yatılmamıştı. Sesler, çekiç vuruşları, kadeh şıngırtıları işitiliyor ama insanda öyle olağanüstü bir neşe havasına isteği izlenimi uyandırmıyordu. Sesler boğuktu. Yer yer bir kelime anlaşılıyor, anlaşılmıyordu. Sonra karşılıklı söyleyişe benzemiyordu konuşmalar. Belki yalnızca biri bir şey yazdırıyor ya da birine bir şey okunduruyordu. Hele kadeh ve tabak sesi gelen odalarda söylenenlerin tek kelimesi bile doğru dürüst işitilmiyordu. Çekiş vuruşları Ka'ya bir yerden işittiği bir sözü anımsatıyordu. Buna göre memurlar habire sürüp giden zihin çabalarından biraz başlarını dinlemek için kimi zaman marangozluk yapar, ince mekanik işler ve daha benzer işlerle uğraşırlardı. Koridor boştu. Yalnızca bir kapı önünde sırtında kürk, solgun yüzlü, ince uzun bir bey oturmaktaydı. Kürkünün altından geceliği görünüyordu. Odada pek bunalmış olmalıydı ki biraz dışarı çıkmıştı. Bir gazete okuyordu. Ama öyle dikkatle okuduğu söylenemezdi. İkide bir esneyerek duruyor, başını ileri doğru uzatarak boydan boya koridoru gözden geçiriyordu. Çağırdığı ama gelmekten azlanan bir iş sahibini bekler gibiydi. Yanından geçip giderlerken uşak söz konusu beyle ilgili olarak Garstekra Pinzagur dedi. Garstekra başıyla onaylayarak ''Hanidir aşağı indiği yoktu'' diye karşılık verdi. ''Ama hanidir'' diye doğruladı uşak. En sonunda ötekilerden farksız ama uşağın dediğine bakılırsa Erlanger'in kaldığı bir odanın kapısının önüne geldiler. Kaan'ın omuzlarına çıkan uşak kapının üstündeki aralıktan odaya baktı. ''Uzanmış yatakta yatıyor'' dedi Kaan'ın omuzlarından inerken. ''Giysisini soyunmamış ya, sanırım gene de uyukluyor. Bazen onun burada, köydeki yaşayışında baş gösteren değişiklik yüzünden bir yorgunluktur çöker üzerine. Ne yapalım, bekleyeceğiz.'' Uyanınca zili çalar. Ancak öyle durumlarda karşılaştırılmıştır ki köyde kalacağı bütün süreyi uyumakla geçirmiş, uyanınca da hemen gene şatoya dönmek zorunda kalmıştır. Çünkü burada gönüllü çalışır. İnşallah şimdi de öyle uyur kalır, dedi uşak. Çünkü uyanıp da iş görecek az buçuk bir zaman bulabildi mi, köyde uyuduğu için pek canı sıkılır. Bütün işleri aceleyle getirmeye bakar. İnsanın derdini anlatmasına fırsat bırakmaz. ''İnşaat için nakliyat işini almaya mı geliyorsun?'' diye sordu uşak. Garstekr başıyla doğruladı. Uşağı bir kenara çekip yavaşçacık bir şeyler söyledi. Ama uşağın kendisini dinlediği yoktu pek. Boyu Garstekr'in boyunu hayli aşıyor, Garstekr'in üzerinden ileriye bakıyor, ağır başlı ve yavaştan elleriyle saçını sıvazlıyordu.